Evet, video kaydımız başladı. Arkadaşlarımızı da almaya başladık. Tamam. Arkadaşlar herkese merhabalar. Herkese selamlar. Yağmurlu bir pazar gününden herkese merhabalar. Şimdi birkaç dakika arkadaşlarımızın gelmesini bekleyeceğiz. Bir 5-10 dakika kadar. Sonrasında sohbetimize başlayacağız. Elif şu anda yayında. Elif sesini açman gerekiyor burada. Ben ara ara şu an açma ama sesini. Ben sana söylediğim zaman aç. Çünkü birkaç kez daha herkesi sessize alacağım. Yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. 20 kişiyiz. Sayımız artıyor. Duyabiliyor musunuz sesimi şu Evet, an? şu an seni duyuyorum. Şimdi sessize alıyorum. Arkadaşlar da sesi duyuyorlar. Yo, ben birazdan şimdi tekrar sessize alacağım. Sen o zaman sessize geçmiş olacaksın otomatik olarak. Tamam, Ama şu an böyle istersen kalktım. kendin de sessize alabilirsin. Alayım mı? Alabilirsin. Tamam. Şu an canlı yayındayız. Zoom üzerinden. Arkadaşlar YouTube'dan da aynı anda canlı yayına çıkalım dedim ama internet bağlantısı fiber olmasına rağmen herkes internette olduğu için bağlantı hızımız düşük. 11 açmayın. Herkesi sessize aldım. Bilginiz olsun. Konuşmak isteyen el kaldırması lazım ya da chat bölümüne yazabilir arkadaşlar. Sorularınızı şimdiden chat bölümüne yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben yine katılımcıları eklemeye devam ediyorum. 25 kişi olduk. Bu sefer sesim ve görüntüm daha iyi olması lazım arkadaşlar. Geçtiğimiz yayınlara göre. Çünkü hem ayrı bir mikrofon kullanıyorum artık. Önceden Sennheiser mikrofon kullanıyordum ama onda sıkıntı vardı. Bu arada WhatsApp'tan yazanlar var. Etkinliğe giremeyip. Onlara da WhatsApp üzerinden bağlantı linkini gönderiyorum. Yavaş yavaş katılımcılar geliyorlar. Bir 5-10 dakika daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar etkinlikleri kaçırmamak için mobil uygulamamız var. Photoplay fotoğrafçılık kursu isminde. Onu eğer cep telefonunuza indirirseniz etkinlikler, duyurular size bildirim olarak geliyor. Zaman zaman kurslarda indirim yapıyoruz. Onları kaçırmazsınız. Hem de etkinlikleri kaçırmamış olursunuz. Bilginiz olsun. Yine etkinliğe giremeyenler WhatsApp'tan yazıyorlar. Onlara bilgisini gönderiyorum. Etkinlik bilgisini. Arkadaşlarımız gelmeye devam ediyorlar. Masumu ha. Evet, yavaş yavaş ekleniyorlar. Arkadaşlar etkinliğin video kaydının alındığını hatırlatmak istiyorum. Eğer görüntüsünün gözükmesini istemeyen arkadaşımız varsa kamerasını kapatabilir. 33 olduk şu an. Arkadaşlar mikrofonlarınızı sessiz alırsanız sevinirim. Ben de zaman zaman herkesi sessiz alıyorum. Konuşmak isteyen arkadaşlarımızın mikrofonlarını açması gerekecek. Sorularınızı chat bölümünden sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir grup otursun, sayımız otursun arkadaşlar. Sohbetimize başlayacağız.
Şu an sayımız 33. 5 kişi daha ekleniyor. 38 olduk. Yine herkesi sessize aldım. İşte bu Zoom'un da bu durumu var arkadaşlar. Herkes gelsin diye bekliyoruz. Sayımız 40'a ulaştı. Tabii kayıt yaptırıp gelmeyen arkadaşlarımız da var ama maksimum 100 kişiyle yapabiliyoruz canlı yayını. Onun için 100 kişi sınırı koymamız gerekiyor. Yine ekliyorum arkadaşlarımızı. Tabii bu işin moderatörlüğünü yapmak da zor arkadaşlar. Şu şey var ya. Yok, yana geç. Yine sessiz aldım herkesi. Başka arkadaşlarımızın sesleri geliyor. Tekrar gördüğüm arkadaşlar var. Onlar hoş geldiler. Sinem mesela. Sinem Okçu Tosun. Asuman. Asuman Akay. İlayda Aydın. Zerrin burada. Zerrin Yat. Merve'yi de galiba görmüştüm ama belki WhatsApp'tan yazışmış olabiliriz. Sima olarak hatırlıyorum. Evet, hala katılımcılar devam ediyor arkadaşlar. Onları eklemeye devam ediyorum. Arkadaşlar tekrarlamak istiyorum. Etkinlikleri her hafta bir etkinlik düzenliyoruz. Önümüzdeki hafta 17 Ocak'ta fotoğraf duayenlerinden Reha Bilir'le bir sohbet gerçekleştireceğiz. Reha Bilir'in etkinliğine henüz web sitemize girmedik. Henüz yayınlamadık. Yayınladığımız anda hemen haberdar olup hemen kayıt yaptırmak için ve kontenjan sınırı dolmadan kaydınızı yaptırabilmek için mobil uygulamamızı indirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü öncelikle SMS, Instagram ve WhatsApp duyurularından önce mobil uygulama üzerinden bildirim gönderiyoruz. Onun için öncelikle dediğim gibi mobil uygulamamızı indirirseniz tüm etkinliklere kontenjan sınırına takılmadan kayıt olma imkanınız olmuş olacak. Cep telefonunuzdan Fotoplay fotoğrafçı kursu yazarak mobil uygulamamızı indirebilirsiniz. Şu an bir iki kişi bekliyor gözüküyor ama onları kabul etmeme rağmen hala bağlanamadılar. Saatte 11 geçiyor arkadaşlar. 10 dakika süremizi doldurduk. Hala eklenen arkadaşlar var. Onları ben yine eklemeye devam ederim. Evet, Elif şimdi yayını açtığımız zaman yani ben sesi açtığım zaman ya da sen konuşmaya başladığın zaman şöyle bir şey olacak. Sen konuşurken araya başkalarının sesleri gelebilir. Yani onlar hani bizimle konuşmuyorlar. Kendi evlerinin içerisinde bulunan birileriyle konuşuyorlar. Ama o sesler geldiği zaman ben sana müdahale edeceğim. Elif bir dakika diyeceğim. Seni durduracağım. Ve herkesi sessize alacağım tekrar. Sessize aldıktan sonra senin tekrar sesini açmanı isteyeceğim. Hani araya başka sesler girmesin diye. Ve hani ekran görüntüleri onlara gitmesin diye. O durumlarda seni durduracağım. Tekrar mikrofonun sesini açmanı isteyeceğim. Bilgin olsun. Büşra Üçler 4 tane 5 tane katılım isteği gözüküyor. Hepsini kabul ettim ama
bağlandığımı bilemiyorum. Onda bir sorun var galiba. Herkesi tekrar sessize aldım arkadaşlar. Bundan sonrası için şu an 40 kişiyiz. Bundan sonrası için tekrar ben yayına girerim. Uzun uzun size Fotoplay'i anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Fotoğraf eğitimleri ve fotoğraf gezileri düzenliyoruz. Photo Travel Türkiye diye bir web sitemiz var. Buradan fotoğraf gezileri düzenliyorduk ama şu an pandemi nedeniyle gezi yapamıyoruz. Sınıf eğitimleri verdiğimiz photoplay.com.tr vardı. Burada da yüz yüze eğitim veriyorduk. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan bir fotoğrafçılık kurs merkezimiz var. Ama pandemi nedeniyle yine burada da eğitim veremiyoruz. Şu an sadece online olarak fotoğrafçılıkkursu.com üzerinden eğitim verebiliyoruz. Instagram hesabımız iki tane var. Bir tanesi fotoğrafçılık kursu, bir tanesi Photoplay fotoğrafçılık kursu. Instagram'dan bakarsanız hem etkinlikleri hem gezileri görmüş olursunuz arkadaşlar. Bu videomuzun da yani bu toplantının da video kaydı alınıyor arkadaşlar. YouTube'a yüklenecek. Eğer görüntüsünün gözükmesini istemeyen arkadaşımız varsa o zaman kamera görüntüsünü kapatabilir. Tekrar uyarıda bulunmuş olayım. Bilginiz olsun. Son gelen 3 arkadaşımız var. Onları da ekledim arkadaşlar. Muhtemelen diğer arkadaşlarımız da birazdan katılmaya başlarlar. Şu an 41-42 kişi olduk gözüküyor. Yine herkesi sessize aldım. Elif sen mikrofonu açabilirsen sevinirim. Biz sohbetimize başlayalım. Duyuyor musunuz beni? Evet, şu an duyuyorum. Hoş geldin öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. Herkes hoş geldi. Onların adına ben hoş bulduk diyorum. Şöyle başlayalım. Yani Elif Ergün kimdir? Yani en başta sorulacak soruları ben sana hızlıca sorayım. Daha sonra daha spesifik soruları soralım. Arkadaşlar seni bir tanısınlar. Kaç doğumlusun? Hangi üniversitede, hangi bölümde okudun? Daha önce ne iş yapıyordun? Fotoğrafçılık nereden merak sardı? Hangi aşamada hani nerede tak etti de sen tamam ben fotoğrafçı olacağım dedin ve niye doğum fotoğrafçılığı? Hani bunları cevaplayabilirsen sevinirim. Sonrasında arkadaşlar da chat bölümüne yazabilirlerse sorularını ki orada da yazanlar var yine. Makina sorusu soranlar var arkadaşlar. Makina sorularına ne yazık ki bu yayında cevap vermiyoruz. Onu söyleyeyim tekrar. Çünkü her canlı yayında nereden baksanız 40-50 tane hangi makineyi alayım? Şu makine mi daha iyi, bu makine mi daha iyi? Bunları konuşmuyoruz ve sadece öğrencilerimize ücretsiz ekipman danışmanlığı yapıyoruz. Onu söyleyeyim. Gün içerisinde de Instagram'dan çok fazla soru geliyor. İşte WhatsApp'tan çok fazla soru geliyor. Hangi fotoğraf makinesini almalıyım diye. Öncelikle ne tarzda fotoğraflar çekmek istediğinizi öğrenmemiz gerekiyor. Ve bütçeniz nedir? Yani ne tarzda fotoğraflar çekeceksiniz, bütçeniz nedir? Bunu öğrendikten sonra sizi yönlendirebiliyoruz. Yine anlaşmalı firmalarımız var. O anlaşmalı firmalar üzerinden de indirimli ekipman almanızı sağlıyoruz. Aslında eğitimler 99 lira ama siz 100 lira, 150 lira zaten indirim alıyorsunuz makine veya objektif alırken. Onun için zaten aslında eğitim bedavaya gelmiş oluyor. Böyle bir durum var. Yine arkadaşlarımız gelmeye devam ediyorlar. Onları eklemeye devam ediyorum. Soruları da cevaplayacağız ama tekrar söylüyorum arkadaşlar. Fotoğraf makinesi, objektiflerle alakalı soruları ne yazık ki bu yayında cevaplamayacağız. Bilginiz olsun. Onları eğitmene soru sor bölümümüz sitemizdeki eğitimlerin içerisinde. Oradan sorularınızı bize sorabilirsiniz. Hocam ben kendi kullandığım ekipmanı söyleyeyim ya arkadaşlar. Söyleyebilirsin. Onda sıkıntı yok. Kendi kullandığın ekipmanı söyleyebilirsin. Babacığım izin verir misin bana? Teşekkür ederim. Kapıyı da kapatabilir misin oğlum? Teşekkür ettim. Evet benim ufaklık arkadaşlar Deniz 5 yaşında. Sürekli YouTube'dan bir şeyler izlemek istiyor. Baba bana video indirir misin vesaire diye geliyor. Şimdi bir şeyler izlemek istiyor. YouTube'da sınırsız açmıyorum. Çünkü sınırsız açtığım zaman ne oluyor? Bir sürü kaynak var ve onun içerisinden çıkamıyor. Hani sadece indirdiğimiz, izin verdiğimiz içerikleri görmesi daha mantıklı gibi geliyor bana. Evet Elif söz sende. Anlat bakalım kendini. Fotoğraf hikayeni anlat. Tamam anlatacağım. Öncelikle tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz yayına. Bana çok sorulan sorulardan bir tanesi doğum fotoğrafçılığı nereden başlamalıyım? Ben ilk önce bir kendimi tanıtayım. 28 yaşındayım. Turizm ve otelcilik mezunuyum Aydın Üniversitesi'nden. Yani turizm ve otelciliği çok severek, isteyerek yaptım. Jolly Tour'da çalışıyordum bundan önce. Yurt içi seyahat danışmanıydım. Ondan sonrasında bir gün eşim eve bir makine almış. Nikon D5300 almıştı.
Onu getirdi ama ben tabii makineye dokunamıyordum. Çünkü hani içinde enstantane, diyafram, ISO bir sürü ayar var. Yani hani dokunsam sanki bozulacak gibi hissediyordum. O yüzden makine öyle bir süre evde kaldı. Onun dışında dedim ki bunu öğrenmem lazım. Sonra internetten bir araştırma yaptım. Birkaç referansla birlikte Nihat Hoca'yı buldum. Onların kursuna gittim, fotokopileye yazıldım. Orada temel bilgileri fotoğrafçılık eğitimi aldım öncelikle. Zaten olayın başı bu. Makineyi öğrenmeyen, hiç bilmeyen, yani makine daha önce kullanmamış arkadaşların muhakkak temel eğitim almasını, temel fotoğrafçılık eğitimi almasını öneriyorum ben. Çünkü daha sonra belirleyeceğiniz okulu var. İşte sokak fotoğrafçısı mı olacaksınız, moda fotoğrafçısı mı, doğum fotoğrafçısı mı? Aslında hepsinin başı zaten buradan geliyor. Daha sonra ben makineyi öğrendikten sonra kendi alanımı belirlemek istedim. Şunu merak ediyordum. Doğuma girmeyi çok merak ediyordum arkadaşlar. Hani doğuma girmek nasıl, işte o bebeğin çıkış anı, bu benim en çok merak ettiğim şeydi. Dedim ki doğum fotoğrafçısı olayım, hani bu yönde ilerleyeyim. Sonra yine Nihat Hocam'ın kursundan, o zaman Özlem oradaydı, sağ olsun beni yönlendirdi. Dedi ki Elif senden güzel doğum fotoğrafçısı olur, sende o enerji var. Ondan sonra Özlem'i dinledim. Orada doğum fotoğrafçılığı kursuna yazıldım. Sonrasında başka bir kursa daha gittim. İşte Dilan Polat'ın öyle kısa bir dönemine gittim, katıldım orada. Sonrasında da bir iki doğumuna girdim. Orada şöyle bir olay geldi başıma. Birlikte gidecektik Dilan Hanım'la doğuma. Ama o gün onun işi çıktığı için gidemedim ve o gün o doğuma ben tek başına girmek zorunda kalmışım. Hayatımda ilk defa bir sezaryen görüyorum, ilk defa bir doğuma şahit oluyorum. En önemlisi de ilk defa makine ayarlarıyla tek başındayım. Şimdi kursta hoca var, Nihat Hoca var. Doğuma giderken Dilan Polat vardı. Hani ondan öğreniyordum. Bir şeye takılıyordum, hemen Nihat Hocamı arıyordum. Hocam nasıl, hemen oradan beni yönlendirirdi. Şimdi burada kimse yok, tektim. Orada olayın işte o kesilip biçilme aşamasını mı yoksa makine ayarını mı bilemiyordum. Orada bir heyecanımı kırdım. Yani ilk benim adım attığım, yani ilk kendimi açtığım yer o gün orasıydı. O Acıbadem Maslak'tı. Sonrasında bu şekilde devam ettim. İşte bir oldu, iki oldu, üç oldu. Zaten bir süre sonra eliniz alışıyor. Ameliyathaneyi tanıyorsunuz, ışığı tanıyorsunuz. Vesaire 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 bu şekilde. Bu konu ilerler gider. Nihat Hocam, siz beni yönlendirin. Çünkü ben konuşurum. Başka soru varsa onu cevaplayayım. Ben niye duyamıyorum? Bir saniye. Hocam ben niye duyamıyorum? Hocam? Pardon, duyamıyorsun çünkü mikrofonumu kapatmıştım. Evet. Sürekli bildirimler geldiği için, bildirim sesleri gelmesin diye. Şunu soruyordum. Hani bizden eğitim alalı kaç yıl oldu? Ve ilerlemek için, fotoğraf alanında ilerlemek için başka neler yaptın? Ya mesela Photoshop öğrendin mi? Mesela Lightroom öğrendin mi? Photoshop mu Lightroom mu? Bunu soracaklar sana. Ben şimdiden soruyorum. Tamam. Ekipman ne kullanıyorsun diye de şimdiden sorayım sana. Çünkü bu soru da gelecek. Evet. Şöyle, ben sizin eğitim alalı 3 sene oldu. 3 sene önce ben sizden eğitim almıştım. Bütün eğitimlerimi sizden aldım. Temel fotoğrafçılık, ileri fotoğrafçılık, Photoshop kursu. Bunların hepsini sizden aldım. Diğer kurslara da yarımşar yarımşar katıldım, işte stüdyo fotoğrafçılığı falan. Çünkü o sıralar işte Elif çok küçüktü falan, hepsine katılamıyordum. Onun dışında hala bir kurs alıyorum. Şu anda Photoshop'u yükselt, yani daha çok aşamayı kaydetmek için, daha fazla ayrıntı detayı öğrenmek için şu anda başka birinden özel bir kurs alıyorum. Ama tamamen bebek fotoğrafçılığına ait, genel bir fotoğrafçılık. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Yani hani 3 yıl, 4 yıl oldu. Hani iyi bir yere de geldin ama hala öğrenmeye, hala araştırmaya, hala yeni bir şeyler öğrenmeye ve yeni bir şeyler eklemeye çalışıyorsun. Bitmiyor ki hocam, yani hani fotoğrafta öğrenmek istediğin alan bitmiyor. Mesela ben burada bir Photoshop kursu alıyorum. Önce yaptığım Photoshop'larla alakalı araya fark koydum. Mesela bir sonrakinde farklı bir eğitim alacağım. Şimdi bunu beğenmeyeceğim. Yani hani bu hep öğrenime açık bir durum aslında. Ki fotoğraf çekmek de öyle. Şu pandemi kalksın hocam, fotoğraf gezilerine gidelim artık. Yani orada da mesela göreceğim ya da daha bilmediğim bir dünya olay var. Onları da öğreneceğiz inşallah. Eğitim bitmiyor arkadaşlar. Benim size tavsiyem muhakkak öğrenmeye açık olun. Çünkü gerçekten çok ucu, hani ucu olmayan bir meslek bizimkisi. Çünkü sürekli ekipman yenileniyor, yenileri çıkıyor. İşte Photoshop devamlı güncelleniyor.
Yani sürekli öğrenmek zorundayız. Bu şekilde kısa bir araya gireyim. Bu çok soruluyor, çok merak ediliyor. Fotoğraf makinesi nasıl oldu? Ben hep Elis'i çekiyordum. Bunu çok merak ediyorsunuz. Ben hep Elis'i çekiyordum yeni doğduğumda, işte 1-2 aylıkken. Böyle bir merakım var. Tabii o zamanlar telefonla çekip biraz Photoshop'unu yapıyordum öyle basit yöntemlerle telefonumla. Sonra işte paylaşıyordum falan filan kendi hesabımla. Sonra eşim bana bir gün işte dediğim gibi o makineyi aldıktan sonra ben Eminönü'ne gitmiştim. Elis'e konsept yapacaktım kendi çapımda. Orada işte minik minik böyle süsledim ettim falan filan. Aa dedim ki bu olay hani bunu dedim bitkileri taşıyabilirim. Bakın bu bana vesile oldu mesela. Sizi de böyle gaza getiren bir şey olmalı. Makine ya eğer bir tutkunuz varsa, fotoğraf çekmeye bir tutkunuz varsa onu bir tık daha geliştirin. Bakın şöyle yapın mesela. Eğer ki sokak fotoğrafı çekmek istiyorsanız bu yakada oturan var. Mesela Balat'a gidin. Çok güzel tarihi mekanlar var. Zaten oraya gittiğiniz zaman kendinize bir eksiklik arayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bunu daha iyi çekebilirim. Ne olacak bu sefer? Yeniden bir kursa yazılacaksınız. Kursta alanınızı belirleyeceksiniz. İşte ben mesela Elis'i çekiyordum. Elis'i o bebek olayı benim hoşuma gitmişti. Ben doğum fotoğrafçılığına yönlendim. Mesela siz sokak fotoğrafçılığında bir iki kare hoşunuza gidecek. Bu sizi gaza getirecek. Ne diyeceksiniz? Ben bir tık daha öğreneyim. İşte biraz daha farklı açılardan çekebilirim. Bunu öğrenmek isteyeceksiniz. O yüzden dediğim gibi ben gittiğim kurstan çok memnun kaldım. Çünkü bu kursun en önemli özelliği. Kurs aldım bitti yok arkadaşlar. Ben mesela 3 sene hocam daha geçen gün sizi aramadım mı yapamadığım bir şey oldu da. Yani sürekli yardımcı oluyoruz zaten. Hani öğrencilerimize de söylüyoruz. Elinizin altında bir telefonda hemen size dönecek olan hocalarımız var. Mesela bizim en büyük şansımız bu. Benim geçen gün doğuma girmeden değil mi hocam 10 dakika önce kartım takıldı ya. Doğuma gireceğim ve kartlarımın ikisi de evde kalmış. Yedek kartlarla gitmek zorundayız. Ama ben o gün onları da almamışım. Ben hoca küçük bir taktik söyledi. Tık tık onu yaptım. Düzeldi Allah'tan. Böyle yani. Şimdi arkadaşlarımızın sorularına geçiyorum. Şöyle bir soru gelmiş mesela Zeliha Naz'dan. Merhaba. Doğum fotoğrafçılığının ekipman dışında olmazsa olmazı nedir? Ekipman dışında olmazsa olmazı ışık tabii ki. Ama o ışığı da siz ayarlayamıyorsunuz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence sabır. Ha evet. Sabır. Niye sabır? Hani bunu sen anlat. Yani mesela dün gece saat 11'den saat 4'e kadar bebek bekledim hastanede. Hem de tam açıklıkta bekledim arkadaşlar 10 santimde. Gelmedi. Eve saat 5'te geldim. Mesela bu çok büyük bir sabır örneği. Çünkü en önemlisi en sinir bozucusu diyeyim. Burada benim hastalarımdan kimse yok. Yani bebek doğacak artık yani. Hani doğsun, hapşırsan bebek doğacak. Ama gelmiyor arkadaşlar. Bekliyorsunuz onu. Ben işte dün gece bir 4-5 saat kadar bekledim. Tabii bu benim en ufak beklemem. 9 santim açıklıkta bir 9 saat beklemişliğim var. 13 saat beklemişliğim var. Sabır. Yapacak bir şey yok. Biz bu işi böyle sevdik. Yani stresten uzak olacaksınız arkadaşlar. Yoksa hani bu iş çekilmez. İşte anlattığı gibi gidip hastanede saatlerce beklemeniz gerekebiliyor normal doğum için. Şeyi sorayım peki hani bazı mesela doğum fotoğrafçıları hani şeyle uğraşmak istemiyorlar. Normal doğumla uğraşmak istemiyorlar. Normal doğum almıyorlar. Evet. Ve sadece sezeryan alıp onu çekiyorlar. Hani evet. Sen her ikisini de yapıyorsun. Evet. Sen hani böyle bir ayrıma ne diyorsun peki yani hani yapılmalı mı yapılmamalı mı? Ben onları fotoğrafçı olarak görmüyorum. Bu tamamen bir zorbalık. Çünkü o annenin elinde değil ki normal doğurmak veya sezeryana doğurmak. Şimdi kadın sezeryana gidiyor. Tamam 39. haftada gün veriyorlar mesela. Saati ve günü belli. Ama kadın 38'de suyu geliyor doğuruyor. Sen şimdi o kadın normal doğuruyor diye gitmeyecek misin onun doğumuna? Diyeceksin yani o kadının en özel hakkını elinden alıyorsun. Aynen. Yani o bence kötü bir olay. Aysel Hanım sormuş. Demiş ki sizce düğün fotoğrafçılığı mı doğum fotoğrafçılığı mı diye sormuş. O tamamen göreceli bir kavram. Şimdi ikisinin de hobi yani hobi olarak bakarsak ikisinin de alanı farklı. Bebekle uğraşmakla büyükle uğraşmanın arasında çok fazla fark var. Ben kendi adıma cevap vereyim. Ben uğraşamazdım herhalde düğün fotoğrafçılığıyla. Çünkü ben hani yine hocamın dediğine geliyorum sabır olayı biraz da. Ben geline damadın kalbisini çekemem diye düşünüyorum. Bebek benim alanım. Ama bana sorarsan her zaman bebek fotoğrafçılığı. Şimdi ben söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bana şey soranlar var. İşte hocam hani düğün fotoğrafçılığı niye yapmıyorsunuz? Niye çekmiyorsunuz? Hadi siz çekmiyorsunuz. İşi alın, işi bize verin, biz çekelim falan diye. Ben şey diyorum. Yani hani gelinin damadın nazıyla uğraşamam arkadaşlar diye.
Çünkü o gün gerçekten çok stresli oluyorlar, panik oluyorlar. Hani onları rahatlatmak lazım ve gerçekten nasıl diyeyim? Hani psikolojik olarak altyapınızın da buna hazır olması lazım. Ben onun yerine hani gelin damattan uzak durayım diyorum ve hani uzak duruyorum yıllardan beri. Ama mesela no1.com.tr diye de bir web sitemiz var. Orada doğum fotoğrafçılığı, yeni doğan fotoğrafçılığına dair de bir web sitesi hazırladık. Bunun işte search çalışmaları, işte Google çalışmaları, Instagram çalışmaları vesaire yapılıyor. Daha aktif bir döneme girmiş olacak 2021 yılında. Şu an Google'da falan doğum fotoğrafçısı veya işte yeni doğan fotoğrafçısı yazdığımız zaman ilk onda çıkıyoruz. Ama daha da hani iyi bir çalışma yapılması gerekiyor. Şimdi başka soru var bir tane. Yine Aysel Hanım sormuş. Hastane ile anlaşma nasıl yapılıyor demiş. Şöyle arkadaşlar, İstanbul'da anlaşmasız bir fotoğrafçı bulmanız çok zor. Anlaşması olmayan bir fotoğrafçı bulmanız çok zor. Her hastaneyi daha önce bir fotoğrafçıyla anlaşmış. Aslında şöyle söyleyeyim, açık konuşmak gerekirse, siz o hastaneyle anlaşmaya gittiğiniz zaman mutlaka önünüze bir zaten engel konuyor. Anlaşmaya derken çok özür dilerim, buraya geri alıyorum. O hastaneye daha önce yani farklı bir hastayı dışarıdan alıp sonradan katılsanız bile zaten bir sıkıntı oluyor. Anlaşma süreçleri inanılmaz zor. Benim konumu merak ediyor Memorial'a nasıl anlaştım diye insanlar. Benim şöyle oldu, pandemiden dolayı içeride zaten beni seven, tutan, daha önce aramın çok iyi olduğu 3 tane hoca vardı. O hocaların referansıyla, benim daha konum, bilgim dahilim dışı oldu bu. Yani o hocaların referansıyla hastanede bir fotoğrafçı arayışı varmış. O 3 hoca da beni tavsiye etmişler. Daha sonra hocalardan biri beni aradı. Elif, biz böyle böyle bir şey yaptık ama sen uygun muydun bilmiyorduk dedi. Sonra 10 fotoğrafçı sunmuşlar. Yani 10 fotoğrafçı katılmış. Beni de oraya kayıt ettiren bizim hocalar. Benim haberim olmadan o 10 fotoğrafçının içinden ben seçilmişim ve ben sadece hastaneye sözleşme yapmaya gitmiştim. Onun dışında hastaneyle anlaşma yapılmasının nasıl bir prosedür olduğunu bilmiyorum. Ama şöyle, zaten İstanbul'da dediğim gibi asla boş bir hastane yok. Ancak sıfırdan bir hastane açılacak. Siz oraya gidip görüşme yapabilirsiniz. Bazı hastaneler 2 fotoğrafçı, bazı hastaneler 3 fotoğrafçı. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Acıbadem Kozyatağı 16 fotoğrafçıyla çalışıyor mesela. Hani oraya gidip oranın bir satına, neydi oranın adı, ne müdürüydü orası, işletme müdürüyle görüşmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi daha önce fotoğrafçıları olduğu için bu fikre çok sıcak bakmıyorlar arkadaşlar. Durumdan dolayı da zaten diğer fotoğrafçı arkadaşlarımız ne yazık ki evdeler. Zaten hastanelerin çoğu kabul etmiyor şu dönemde. Benim size tavsiyem, yapabiliyorsunuz konsept fotoğrafçılığı yapın. Onda zaten kontrol sizin elinizde, hijyen sizin elinizde. Evinizi alırsınız, stüdyonuzu alırsınız. En azından fotoğrafçılığı bu şekilde bir süre daha döndürmeye devam edin bence. Şimdi Ercan bir soru sormuş. Aslında bu sorunun cevabını geçtiğimiz haftalarda Burak Şenbak hocamızla, Photoshop eğitmenimiz aynı zamanda bizim, portre fotoğrafçılığı eğitmenimiz. Onunla yaptığımız söyleşide cevaplamıştık ve yine bu YouTube kanalında yayınlanmıştı. Hani RAW fotoğrafın artıları ve eksileri nedir diye. Avantajları, dezavantajları nedir diye sormuş. Ama ben bu soruyu biraz değiştireyim. JPEG mi çekiyorsun, RAW mı çekiyorsun? Niye, hangisi? Hangisini tamam. çekiyorsan niye? Dış çekimde RAW çekiyorum ama doğum çekerken RAW çekme gibi bir ihtimalim asla yok. JPEG çekiyorum. JPEG çekiyorum çünkü hafızası RAW'a göre daha düşük olduğu için, yani yer kaplaması daha düşük olduğu için ve seri çektiğim için üst üste yazılma ihtimali yok. Ama RAW çektiğin zaman onu kaydedene kadar bir sonraki çekimin üstüne yazılmışlığı oldu. Ben daha önce bu konudan dolayı ne yazık ki bir doğumumu çöpe atmak zorunda kalmıştım. Neyse ki yedek arkadaşla gitmiştim, öyle kurtardım. O yüzden seri olduğumuz için JPEG çekiyorum. Ama dışarıda bir dış çekim yaptığımda muhakkak RAW çekiyorum. Otomatik çekim mi yapıyorsun, manuel çekim mi yapıyorsun diye sormuşlar. Asla otomatik çekmiyorum arkadaşlar, manuel. Yani manuel çekmeyen zaten fotoğrafçıyım demesin. Bir arkadaşımı sormuş Ece. Merhaba, selamlar. Benim sormak istediğim soru şu. Oda ışıkları çok sarı ve oda ışığı yetersiz. Loş bir oda. Flaş kullanıyor musunuz? ISO değerini yükseltip bilgisayarda mı tamamlıyorsunuz kalan değerleri diye sormuş. Şimdi bunun, sen cevap ver. Bunun nerede çekildiği önemli hocam. Stüdyodan mı bahsediyor?
Acaba nereden? Yok, muhtemelen şey hani doğumhaneden bahsediyor ama sonuçta hani white balance'ınızı siz hani doğru bir şekilde ayarlarsanız çekim yapmadan önce. Yani Kesinlikle. ışıkların sarı olup olmamasının önemi yok. White balance'ınızı yani temel fotoğrafçılık bilgisine giriyor arkadaşlar. Bu da temel fotoğrafta anlatılıyor. Aynen öyle. İşte doğum fotoğrafçılığından önce bunu almanızı işte bu yüzden istiyoruz arkadaşlar. Çünkü ameliyathane dediğimiz olay tamamen ışık çarpışmasından ibaret. Çünkü tepede yanan beyaz bir lamba var ve o ışık o kadar yoğun ki hocaların bölgeyi daha net görebilmesi için çok kuvvetli geliyor. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazı hastanelerde beyaz ve sarı ışık çakışıyor. Yani o hocalar ona dikkat etmiyor. Hocalar ışığın geliş alanına bakar, netliğe bakar ameliyat bölgesinin. Bu bizim için çok zor. Mesela kuvvetli bir ışığı ayarlamak. Hocam şimdi ben bunu nasıl söylüyorum? Şimdi buna ben konuşmaya başlarsam bu mevzu bitmez çünkü çok uzun. Şimdi ben onun ince ince ayarını yapamam ama özet geçmek gerekirse tabii ki yedek bir ışık kullanmıyoruz. Çünkü bebek fotoğrafçılığında zaten yedek ışık kullanmak diye bir şey yok. Bebeğin gözüne tamamen zarar verecek objeler bunlar. Bunu ancak stüdyo fotoğrafçılığında yaparsın. Yeni doğan bir bebeği yapamazsın. Ama ilk o 10-15 günlük süreçte bebeği stüdyoya aldığımız zaman para flaş kullanabiliyoruz. Çünkü onun önünde perde olmuş olduğu için yumuşak bir ışık geliyor. Kullandığımız flaş da bu yüzden bebeğin gözünü acıtmıyor. Ama doğumhanede veya hastane odasında zaten yedek bir ışıkla gitmemiz gibi bir ihtimal söz konusu bile değil. Burada da hocamın dediği gibi sarı bir ışık gördüğümüz zaman white balance ayarlarını ayarlayıp zaten ortamı maviye döndürebiliyoruz veya gün ışığına döndürebiliyoruz. Tamamen temel fotoğrafçılıkla alakalı bir soruydu bu. Yani bu soruyu soran arkadaşın temel fotoğraf bilgisi yok diye düşünüyorum. Oradan hani anlattığımız değerler çünkü. Bir de mesela hani ISO değerini yükseltip bilgisayarda mı tamamlıyorsunuz kalan değerleri? Bu soru da birazcık şey, soru işareti ünlem. Çünkü Photoshop'ta eğer ki siz hani RAW çekerseniz, JPEG çekerseniz %20'siyle değişiklik yapabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz ama eğer RAW çekerseniz %80 oranında fotoğrafı daha iyi hale getirebiliyorsunuz, daha düzeltebiliyorsunuz, gölgeleri açabiliyorsunuz, patlayan yerleri azaltabiliyorsunuz, highlightları vesaireleri. Onun için arkadaşlar Photoshop öğrenmek veya Lightroom öğrenmek bunlar önemli. Peki yine soru gelmeden ben sana sorayım. Photoshop mu Lightroom mu? İlayda soru soruyor galiba, parmak kaldırıyor az önce gördüm. Tamam İlayda, söz vereceğim birazdan. Arkadaşlar da katılsın ya yüz yüze. Evet şey yapalım. Yani söz almak isteyen hani el kaldırsın, oradan cevap verelim. Birazdan İlayda'ya söz vereceğim. Ama öncesinde sen şeyi cevapla. Photoshop mu Lightroom mu? Ne zaman Photoshop, ne zaman Lightroom? Dış çekimde Lightroom, bebek fotoğrafçılığında Photoshop, doğum fotoğrafçılığında. Ben Lightroom kullanmayı sevmiyorum hocam. Ben Photoshop CC benim olayım. Aslında yani Lightroom'da Adobe'un ürünü, Photoshop'da Adobe'un ürünü, Adobe firmasının. Evet. Biri Photoshop, biri Lightroom. Ama işte sanki ayrılarmış gibi düşünülüyor. Aslında çok kamera... ayrı arkadaşlar. Evet, bu soru bana da çok geliyor. Aman sakın. İkisi de Lightroom ve Photoshop Adobe'un ürünü. Ama dediğim gibi yani benim olayım ya daha hükmedebiliyorum Photoshop'ta her şeye. O yüzden Photoshop kullanıyorum. Hatta şu an 2018'de aktifim. Geçen gün hocam işte 2021'i güncelledim. İndirdim ama 2018'de kalacağım gibi. 2021'de bir sorun vardı. 2 hafta falan hatta ben Photoshop'a giremedim. Yani fotoğraflarım bekledi editlemek için. Evet. 2 hafta sonra falan tekrar bir güncelleme yapıp düzeltmişlerdi. Ama hani yeni kullananlarda tekrar bir sorun oluyor galiba. İlayda mikrofonu açabilirsen söz verelim sana. Sonra da Beyza Nur'a söz verelim arkadaşlar İlayda'dan sonra. Beyza Nur el kaldırmış. Tamam. İlayda sen de izinliyorsun. Öncelikle merhabalar Elif Hanım. Şöyle hastaneyle anlaştığınızı belirttiniz ya. Mesela hastaneyle anlaştınız. Sonrasında oraya gelen müşterilerle yani hastalarınızla nasıl iletişimi kuruyorsunuz? Hani haliyle herkes oraya bir can haliyle gelecek. Ve sonrasında albüm oluşturma kısmını aslında ben çok merak ediyorum. Hani bu konuyla ilgili de bilgi paylaşırsanız sevinirim. Tabii ki seve seve. Şöyle, hastaneyle anlaşma sürecinde zaten hastanenin anlaşmalı tek fotoğrafçısı benim şu anda. Hastalar direkt hasta yatışa gelip zaten hastanenizin fotoğrafçısı var mı veya fotoğrafçı alabiliyor muyuz dediklerinde hastane zaten hastaya beni yönlendiriyor. Şu an benden başka kimse giremiyor hastaneye. Giremediği için yani aslında giriyor, giremediği için demeyelim. Benim zaten düzenli olarak içeride COVID testlerim yapılıyor. Ama hastada şu zihniyet var şu anda, hastanenin fotoğrafçısı daha temiz çünkü gözetim altında sürekli test yapılıyor. Bir de zaten bir referans sayfamız var, yani hem web sitem var hem Instagram sayfam var. Ondan sonra yorumlar var vesaire. Hasta beni bir inceliyor sayfamı. Fotoğraflarım, çekimlerimi beğenirse de hasta yatıştan ona bir broşür veriliyor. Fiyatlar da onun için uygunsa eğer biz işte hastayla iletişime geçiyoruz. Hastayla veya işte hastanın eşiyle
Daha sonra sözleşme gönderiyorum ona. Benim bir sözleşmem var. O sözleşmeye göre işte benim şartlarım var. Onları dolduruyorlar. Benim şartlarım derken yani şart dediğim işte hastadan istediğim bilgiler var. İşte bu nedir? Mail adresi. Ona ulaşamazsam kime ulaşırım? Doğum şekli, doktoru, hastanesi. Genel bir sözleşme. Onu hastaya gönderiyorum. Doldurup gönderdiği zaman randevumuzu oluşturuyoruz hastayla. Daha sonraki süreci de zaten normal doğum olacaksa eğer eşiyle takibini yapıyorum. Eğer sezaryen olacaksa da hasta zaten tarihi ve günü bana önceden söylüyor. Ben de ona göre hastanede oluyorum. Albüm aşamasında da fotoğraflar hastaya iletildikten sonra oradan bana bir 35 tane seçiyorlar. Seçtikten sonra da ben onların tasarımını ve şopunu yaptıktan sonra bir uygulama kullanıyorum, Smart Albüm. Smart Albüm'ün içinden bilgilerimi yani istediğim dizaynı oluşturuyorum. Kaydedip baskıya gönderiyorum. Ondan sonra da baskı aşaması işte ne zaman müsaitlikleri varsa bana geri gönderiyorlar. Öyle. Arkadaşlar Beyza Nur'a söz vereceğimizi söylemiştik. Beyza Nur sesini açabilirsen söz sende. Ben zaten sormadan Elif Hanım cevapladı. Şey diyecektim. Fotoğraf çektikten sonra baskı aşaması nasıl oluyor diye bir soru soracaktım. Cevapladınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öyle. Bir de ben bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Doğum fotoğrafçısı olmasaydınız, hayatınızda diyelim bir dönüm noktası olacak ama doğum fotoğrafçılığı o dönüm noktasında yok. Hangi fotoğrafçılık dalını daha da yakın hissedersiniz? Moda fotoğrafçısı olurdum büyük ihtimalle. Model fotoğrafçısı yani. Büyük ihtimalle onu tercih ederdim diye düşünüyorum. Çünkü Aysel Hanım el kaldırmış. Aysel Hanım mikrofonunu açabilirse eğer sorusunu sorabilir. O esnada ben bir soru sorayım Aysel Hanım mikrofonu açıncaya kadar. Fatma Beyza sormuş. Aile bu özel anını sizinle paylaşıyor. Hamilelik döneminde mi iletişim kuruyorsunuz aileyle diye sormuş. Tabii ki de hamilelik döneminde. Yani hamile kalmadan önce insanların herhalde doğum fotoğrafçısına ihtiyacı olmuyorlar. Hamile kaldıktan sonra ihtiyacı oluyorlar. Tabii ki hamilelik dönemi. Hamilelik yani şöyle 34. haftadan ya bazı hastalar var mesela. Şu an randevusunu oluşturduğum 24 haftalık bir hastam var. Yani hamile kalıyor, kadın hevesleniyor. Daha 24 haftalıkken randevusunu alıyor. Genelde ama 32'den üstün, 32 ve 32'nin üstünde randevu oluşturuyoruz. Şimdi Ece sormuş. Ameliyat ortamında ışığın patladığı yerde dengelemeyi diyaframı kısıp mı yapıyorsunuz? Öyle mi kullanıyorsunuz? Diyaframı kısık mı kullanıyorsunuz? Fotoğraflarınızda ışık çok dengeli ve ameliyat ortamında bile ailenin tüm fertleri çok net diye söylemiş. Evet, o şimdi bu netlik konusu arkadaşlar objeye olan yakınlığınızla alakalı olan bir durum. Netlemeyi buradan tarif edemem ama zaten makine size tamam burada dur diyor. İkisinin de net olması için. Ama tabii öndeki kimse makine ilk önce ona odaklar. Arkadaki net almaz. Önde olan objeyi net alır ilk aşamada. Ama tabii siz makinenin eğer kenardan olan ayarlarına dokunup arkadaki kişiyi net almak isterseniz makine bu sefer de onu net alır. Tamamen seçim. Onun dışında soru neydi hocam? Bir daha alabilir miyim? Yani netlemeyle alakalıydı. Hani bir de diyaframı kısarak mı kullanıyorsunuz diye sormuştu. Hani bunun herkesin net olması nedeni nedir diye sormuştu. Diyaframı kısık yani şimdi o gelen ışığın sertliğine bağlı arkadaşlar. Genelde işte 2.8 kullanıyorum ama belli olmuyor. Bazen çok yüksek ışıkta 4'ü bile geçiyor yani. 4 böyle bir dipnot düşeyim arkadaşlar. 2.8 diyaframla çekseniz bile eğer ki geniş açı objektif kullanıyorsanız sığ alan derinliğiniz fazla olur. Yani şöyle net olan yer daha fazla olmuş olur yani. Hani zoom yapmak yerine geniş açı çektiğiniz zaman 2.8'de çekseniz bile neredeyse her yer netmiş gibi olur. Onun için geniş açıya doğru alıp çekmenin de buna etkisi var. Tabii ki diyafram açıklığı, zoomunuz yani odak uzaklığınız, ne kadar geniş çektiğiniz artı yakınlaşma mesafeniz, bir de netlediğiniz nesnenin önü ve arkasındaki nesnelere, diğer nesnelere olan uzaklıkları. Bu dört etken alan derinliğini belirlemiş oluyor. Burada da ufak böyle bir ders verip geçmiş olalım. Hocam ben minik bir şey tabii araya girmeyeyim. Şimdi arkadaşlar oda çekimlerinde veya ameliyathanede bebek geldikten sonra yaptığınız o çekimde mutlaka şuna dikkat edin. Ben
işte anne bebek babayı çekerken şunu rica ediyorum aileden. Yanaklarımız birbirine yapışık olsun, bebek aramızda olsun. Yani mesela şu babanın yüzü böyle, bu da bebek. Ya ben genelde şu pozları çekerim. Neden böyle bir çerçeve, bir kare düşünün arkadaşlar. Ben kafamda, zihnimde hep o kareyi tutarım ve o karenin içine o üç yüzü birbirine böyle yapıştırmaya çalışırım. Çünkü çekim yaptıktan sonra yani elde kalan o görüntü üçünün tamamen daha net olmasını veriyor benim, bana sağlıyor. O yüzden ben çekim yaparken hep böyle hani aynı hizada şu şekilde yani şöyle tutmayı tercih ederim. Oda çekimleriyle alakalı çok soru soruyorsunuz bana. Oda çekimlerinde bunu kullanın derim. Ameliyathanede çok fazla hani pozlandırma gibi bir hükmümüz olmadığı için oda çekimlerinde bunu uygulayabilirsiniz. Daha net fotoğraflar elde edersiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar benzer sorular geliyor. Onun için benzer soruları geçiyorum. Doğum fotoğrafçılığında dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Hani ameliyathane, ekipman vesaire, onları az önce anlattık. Onun için onu geçiyorum. Sadece bu kısmını cevaplarsan Elif. Doğum fotoğrafçılığında dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Doğum fotoğrafçılığında dikkat etmemiz bir sürü nokta var. Şöyle söyleyeyim, kurallar var öncelikle. Ameliyathane kuralları. Onları zaten geçiyorum, ameliyathanın hiçbiri dokunmamakla alakalı. Çekim yaparken mesela bebeğin temizlenme alanları çekilmez. İşte hortum ağzına, burnuna makata sokulurken bu alanlar çekilmez. Bunlara çok dikkat etmelisiniz. Çünkü içeride uyarı alabilirsiniz. Eğer teknik açıdan soruyorsanız eğer bana nasıl doğum ameliyatı, nasıl çekimler yapayım derken, teknik açıdan soruyorsanız onun hocamın anlattığı az önce konuştuğumuz konular, işte ışığı görmeniz lazım, makineyi bilmeniz lazım vesaire vesaire gibi, ama onun dışında zaten herhangi bir şey yok. Genelleme yapabilirim bununla ilgili size. Yani çok dikkat edeceğiniz bir nokta yok. Makine ekipman işte arkadaşlar, çok yakın bir lens kullanamazsınız. 24-70 idealdir. Makine marka model değişebilir. O sabit değil. Onun dışında yok. Ameliyathane kuralları var hocam. Doğum derken eğer doğum fotoğrafçı, ameliyathane kurallarından bahsedebilirim. Hiçbir yere dokunmamak gibi. İşte bebeğin belli alanları var. Zaten onları... bunları eğer ki yapıyorsan, yani hani yapmaman gereken şeyleri yapıyorsan, o zaman büyük sıkıntı. Hani o odanın içerisinde bulunan işte anestezi uzmanından doktoruna kadar bir daha sizi oraya istemezler arkadaşlar. Bir daha doğumhaneye giremeyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani o uyarıyı alırsanız eğer arkadaşlar, yani bir daha önyargılı, yani girersiniz ama yani o hocalardan böyle bir bayağı bir şey yaparsınız. Uyarı alırsınız ikinci girişinizde de. Ece sormuş, ertesi gün çekimine ne kadar süre ayırıyorsunuz diye. Eskiden bir saatte, artık çok yoğun olduğum için 30 dakika. Bir arkadaşımız sormuş ama bu yine Elif sormuş. Hastanelerle nasıl anlaşma yapıyorsunuz diye, onu cevapladık zaten. Efendim? Sesli katılmak isteyen yok mu arkadaşlar? Arkadaşlar el kaldırın veya yazın. Evet. Konuştu. Sesli bir soru sorun bana. Neler yazıyorsunuz? Utanıyorlar burada. Elif sormuş mesela. Elif Altuntaş. Eğer hani ikinci sorusu için müsaitse sesini açıp sorusunu sorabilir arkadaşlar. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Merhaba. Elif sesin geliyor. Senden sonra Gülbahar'ı yayına alacağım. Gülbahar hazırda bekleyebilir, bilgisi olsun. Elif, tamamdır. Sen sorunu sorabilirsin. Elif Hanım tekrardan merhabalar. Aslında sormak istediğim şuydu. Bütün hastaneler işte doluysa, şimdi biz bu işi iki kardeş birlikte yapmak istiyoruz ve şu an hiçbir bilgimiz yok. Zaten yaklaşık bir 6 ay kadar falan bunun eğitimine, işte acemiliğimizi atmak için çevremizdeki çocukların resimlerini çekmekle başlamayı düşünüyoruz. Ama hastanelerin tamamı neredeyse dolu dediniz ya, mesela orada bir gardım düşmedi değil. Yani korktum açıkçası. Yani bu durumda o zaman bizim işte müşteri mi diyeyim artık, hasta mı diyeyim bilemiyorum. İnsan edinme yolumuz nasıl ilerleyecek? Yani Instagram sayfamızı açtık, resimleri yükledik, acemiliğimizi attık. Ama hastanelerle anlaşma yolu çok zor dediniz. Dediğim gibi orada bir korktum. Şimdi ne olacak? Yani o konu hakkında da bir aydınlatırsanız. Korkulacak bir şey yok. Mesela ben şu şurasında Ocak, Şubat, ne zaman? Temmuz gibi hastaneyle anlaştım ama ben bu işi Temmuz'dan beri yapmıyorum ki. Ben zaten Temmuz'dan önce de bu kadar yoğundum. Hani yani bir hastaneye bağlı kaldığınız zaman iş yapmayacaksınız ki sadece. Şöyle düşün, şimdi bir tane hastaneye bağlı kalmak mı, yoksa İstanbul içindeki bütün hastanelere koşturmak mı? Ben Gebze'ye kadar gidiyorum doğuma. Silivri. Yani
İstanbul'un bir ucundan bir ucuna kadar gidiyorum. Hani sadece bir hastaneye bağlı kalmak olarak böyle tutmayın kendinizi. Tamam, o zaman şunu mu anlamam gerekiyor? Hastanenin anlaşmalı olduğu bir fotoğrafçı olsa da işte doğum yapacak anne beni tercih ettiğinde ben hastaneye gidip çekim yapabiliyor muyum? İstanbul'da belli başlı hastaneler var. Bunlar nedir? Medipol Megalar. Bazı medikal hastane, medikan hastaneleri. Başka hangi hastane vardı? Şeyde Gebze tarafın, yani Gebze değil mi, Tuzla tarafında bir hastane var. O hastanesiydi galiba. Mesela onlar kesinlikle kendi fotoğrafçılarından başka fotoğrafçı almıyorlar arkadaşlar için. Ama kendiniz dediğim gibi mesela şöyle söyleyeyim size. Medikal Park Gazi Osman Paşa, mesela bu da almıyor, o yanlış bir örnek olacak. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gazi Osman Paşa Hastanesi, hastanenin içinde bir fotoğrafçı var. Ama ben de o hastaneye gidiyorum. Başka bir arkadaş da o hastaneye gidiyor. Yani böyle düşünün. Şöyle bir mantık var. Hastanenin doğum fotoğrafçısı var ama başka fotoğrafçıyı almıyor. Öyle bir şey yok. Mesela benim çalıştığım hastane, benim anlaşma yaptığım hastanede geçen gün alev durmuş olduğunu gördüm. O içerideydi. Şimdi kimse ona girip durup da sen niye bu hastaneye girdin demiyor. Bu hastayı tamamen hastaya uyguladığım bir zorbalık olacak. Böyle bir şey yok. Hastaneye bağlı kalma fikrini kafamızdan çıkartın. Siz tamam. Doğum fotoğrafçısınız ve doğum yapan bir sürü kadın var ve bunların hepsi sadece bir hastanede doğum yapmıyor. Her bak sen eğitimini al, kendini geliştir, ekipmanlarını yüksel. Bunları yaptıktan sonra zaten en önemli kısım bizim işimiz de marketing, yani reklam kısmı. Reklam kısmında kendini yükselt. Bak ben sizin yerinizde olsam şöyle bir şey yapardım. Aramızda yeni başlayan bir sürü arkadaş var değil mi? Yani şu an göremiyorum ama vardır. Yani biz en azından öyleyiz. Tamam, evet. Şöyle yapın arkadaşlar. Ben bu işe başladığım zaman tamamen samimi açıklamalar yapıyorum size. Ben bu işe ilk başladığım zaman çok bedavaya doğum çektim. Neden biliyor musunuz? Çünkü Instagram'ı bir tık böyle doldurmam gerekiyordu. Yani Instagram'ın en azından kendimi tanıtacak kadar alanına fotoğraf atmam gerekiyordu. Çünkü o bir raf. Orası bizim bir rafımız. Giren insanın oradan referans alması lazım. Aa, bu kız bunu böyle çekmiş, böyle çekmiş. Bu çekimi güzel. Ben 4 tane evimde, o zaman evim, yani diğer evim 2 katlıydı. Üst katını tamamen stüdyo haline çevirmiştim. Orada bebek fotoğrafçılığı yapıyordum. İşte tabii bunların hepsi bedava bu arada. İşte Instagram'dan yazıyordum, ediyordum böyle. İşte şöyle çekiliş var falan filan, öyle sayfalara yazıyordum. 4 tane öyle bir bedavaya konsept çekimi yaptım. Daha sonra 2-3 tane de bedavaya doğum çektim. Ama bunlar ne oldu? Bana diğer doğumları getirdi. Çünkü sayfam dolmaya başladı. Çünkü bana referans olmaya başladı. Benim size tavsiyem hamile sayfalarına yazın. Hamile sayfaları oluyor ya, mesela anne bebek sayfaları falan. Anne bebek sayfalarından hamileleri ekleyin. Şimdi yayında 60 kişi var. 60 kişi birden hepsi hamile sayfalarına yazmaya başlayacaklar. Yazsınlar hocam, bu iş böyle yani. Gerçekten ben de böyle iş aldım. Ben bir hocam, örnek vereyim Elif. Buyurun. Şöyle bir şey vardı. Şimdi Ankara'da fotoğraf eğitimi veriyoruz. Ankara'da da şubemiz vardı. Şimdi pandemi nedeniyle kapalı ama Ankara'daki şubede eğitim verirken bir ya işte yemek molası var böyle bir saat kadar. Hani sabah saat 10'da başlıyor. İşte akşam saat 6'ya kadar falan devam ediyor. Yaklaşık 8 saatlik bir eğitim. Arada da bir saatlik bir yemek molası var. O yemek molası esnasında bir arkadaşımız gidiyor. Karşıda bir şey var, alışveriş merkezi var. Alışveriş merkezinin kapısında bekliyor. İçeriye giren hamilelere, yanlarına gidiyor. Diyor ki merhaba diyor. Ben diyor işte fotoğrafçı olmak istiyorum. Doğum fotoğrafçısı olmak istiyorum. Ve bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Ve doğum fotoğrafçılığı için de hani pratik yapmam lazım. Doğumlara girip fotoğraf çekmem lazım. İşte siz hamilesiniz. Sizin fotoğraflarınızı işte ücretsiz olarak çekebilirim. Ama hem kendim portfolyoma koymuş olacağım bu fotoğrafları, hem de bu fotoğrafları size teslim etmiş olacağım. Böyle bir şey yapabilir miyiz diyor. Yani o bir saat içerisinde 7-8 tane hamile kadınla görüşüyor. Bunlardan 4'ü de kabul ediyor. Telefonlarını falan almışlar, vermişler vesaire. Daha ne? Yani hani o içerisindeki özgüvene ve hani atikliğe bak yani. Hani bak o bir saat içerisinde 4 kişi ikna etmiş. Alışveriş merkezinin gidip kapısında durarak yani hani. Yani böyle evet, şeyler yapılabilir. Bu işler böyle hocam işte. Benim dediğimin tamamen face to face olayı yani bu. İnsanlara ben de mesela Instagram üzerinden ulaşmıştım. Yani arkadaşlar yapın ya. Özgüven önemli. Yani kendinizi şey yapmayın. Hani ya utanırım yapamam. Kabuğunuzu kırmanız gerekiyor çünkü bir yerde. Mesleğe tutunmak için.
Elif şunu söylüyor yani. Ben şu an diyor hani bir hastaneyle anlaşmalıyım ama başka hastanelere gidip çekim yapıyorum diyor. Ve o hastanelerde de anlaşmalı olan başka kişiler vesaire var. Hastanelerin hepsine girebiliyorum. Burada Yeni Yüzyıl Hastanesi var. Galatasaraypaşa, ona gidebiliyorum. Yani çok fazla hastane var arkadaşlar benim gittiğim. Bazı bir parantez açmak istiyorum yalnız. Şimdi misal işte aileyle anlaşmanızı yaptınız arkadaşlar diyelim. Siz doğuma gireceksiniz. Okey, biliyor. Doktorla mutlaka tanışmanızı tavsiye ederim. Yani aile kontrole giderken hani bir kontrole o aileyle birlikte gitmenizi ve doktorla tanışmanızı isterim. Hani kontrol esnasında değil ama en azından işte merhaba, ben işte doğuma gireceğim. Herhangi bir şey yapmam lazım mı? Herhangi bir belge istiyor musunuz? Vesaire gibi. O doktorun sizi daha öncesinde tanıması sizin için bir artı arkadaşlar. Hani son dakika golü yemeyin diye söylüyorum. Son dakika çünkü hani almayabiliyorlar veya anestezi uzmanının haberi yok. Anestezi uzmanı istemeyebiliyor. İşte hastane almayız diyor vesaire. Doktorla görüşüp bunu kesinlikle teyit edin ki sonrasında dediğim gibi son dakika sürprizi yaşamayın arkadaşlar. Ben çok teşekkür ediyorum bilgilendirmeleriniz için. Dinlemeye devam ediyorum. Aslında arkadaşlar sorularını sorsun. Ben bir soru daha sormak istiyorum ama çok vakit almayayım. Sonra sorayım. Tamamdır. Yine el kaldırırsın. Gülbahar'a tamam. Söz vereceğiz demiştik. Gülbahar, eğer sesini açabilirsen söz sende. Öncelikle herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Teşekkürler, sana da. Elif Hanım'ın dediği gibi evet, gelin damat çekimi, düğün fotoğrafçı çok zor. Biz 4 yıldır bu işin içiniz. Gerçekten hani çok kilolu çıkmışım, çok esmer çıkmışım. Şöyle olmuşum, böyle olmuşum. Hani fotoğraf makinesi zayıf gösterme gibi şey yok. Ben de doğum fotoğrafçılığı yapmak istiyorum ve bunun için ne kadar okumak gerekiyorsa okuyacağım. Bu yolda bırakmayacağım. Bu yönde Elif Hanım'a soracağım soru şu. Doğumhaneye girerken ne tür makineler, objektifler, lensler yanınıza alıyorsunuz? Ve de benim kullandığım Nikon 7200'dü. Bununla uygun olur mu? Bir de steril kıyafet sizin kendinize ait mi? Çünkü normal bir kıyafetle giremiyorsunuz, değil mi? Evet, tabii ki. Yani şöyle Gülbahar, yani bu alanda zaten hastaneye gittiğin zaman her şeyini içeride bırakıp tamamen onların vermiş olduğu steril kıyafeti giyiyorsun. Onun dışında benim kullanmış olduğum makine marka model Canon Mark 4, 24-70 ameliyathane lensi bizim için uygun, ideal olan. Oda çekimlerinde de 50 milim kullanıyorum. 24-70 kullanmamın amacı daha iyi yakın girebilmem. Zaten çok fazla uzak değilsin objeye ama 24-70 bizi kurtaran bir lens. Onun dışında sorun neydi? Başka ne sormuştun? Bir de hani ben bu medikal kıyafeti kendim alacağım. Onlar mı veriyor? Benim aldığım kıyafetle ben gidebiliyor muyum? Onu cevapladım ilk başta. Onu hastaneden veriyorsun. Yani hastane sana veriyor. Onu sen almıyorsun. Tamam. Çünkü steril olması lazım. Hani senin steril ettiğinin garantisi yok ama onlar kendileri steril ettiği için onun garantisi var. Oraya gittiğinde kendine göre, kendi bedenine uygun olanı alıyorsun. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir not geçeceğim arkadaşlar. Hastanenin size vermiş olduğu steril kıyafet, ameliyathanedeki o steril örtüye değse bile sizi dışarı çıkartıyorlar. İşte içerideki titizliğin aşamasını bu örnekten anlayabilirsiniz. Onların vermiş olduğu örnek, onların masasının üstündeki örtüye değse bile dışarı çıkartılıyorsunuz. Yani içeride hiçbir şey dokunmamak bu kadar önemli. Ne kadar steril kıyafet giyseniz bile. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günlerim tekrardan. Teşekkürler. Beyza Nur el kaldırmış. Beyza Nur, eğer müsaitsen sesi açabilirsin. Öncelikle merhaba. Ben hani hem size sormak istiyorum hem Elif Hanım'a. Size göre iyi bir fotoğrafçı ne gibi özellikleri olması lazım? Bunu ben cevaplayayım önce, sonra Elif cevaplasın isterseniz. Öncelikle yani teorik olarak kendisini duyuyorum tekrar arkadaşlar. Birisinden ses yankı yapıyor. Galiba ses kapandığı için şu an sorun yok. İki arkadaşımız daha geldi. Onları da ekleyeyim, devam edeceğim. Şimdi dediğim gibi öncelikle teorik olarak kendinizi geliştirmiş olmanız lazım. Ekipmanınıza hakim olmanız lazım. Yani gözünüz kapalı, hani vizörden bakarken makine tekrar indirip hani burada ayarlar yapmakla uğraşmayacaksınız. Makinede, vizörde gözünüz vizördeyken makineyi buradan hemen ayarlayabileceksiniz hızlı bir şekilde. Bunun için de pratik yapmanız lazım. Bol bol pratik yapmanız lazım. Okumanız lazım, araştırmanız lazım. Mesela şu an işte yayında kaç kişi var? 60 kişi gözüküyor. Hatta şu an 61. kişi geldi, onu da ekleyelim.
Şöyle söyleyeceğim. Mesela Türkiye'de ve dünyada doğum fotoğrafçılığına, yeni doğan fotoğrafçılığına dair işte top isimler kimler? Hani bunları araştırdınız mı? Bunlara dair bunlarla yapılan röportajları okudunuz mu? Onların fotoğraflarını yakından takip ediyor musunuz? Ki özellikle şöyle söyleyeyim. Yurt dışındaki fotoğraf nasıl diyeyim trendleri yaklaşık bir yıl sonra bize geliyor. Siz bunu ilk önce uygulayan olursanız, yurt dışını iyi takip ederseniz o zaman Türkiye'de de önce olmuş olacaksınız. Sizin yaptıklarınız taklit ediliyor olacak gibi düşünebilirsiniz. Veya ilerleyen senelerde hatta yurt dışını da geçerek yani ne trend olabilir? Bunu siz yaparsanız ve dünyaya belki sizinki uygulanabilir. İşte o zaman 10 numara olursunuz. Ama okumak, araştırmak, bol bol pratik yapmak, teorik anlamda kendinizi geliştirmek, teknik anlamda geliştirmek, makineye hakim olmak, makine konusundaki güncel trendleri takip etmek. Çünkü makinelere ekstra özellikler geliyor. Hani bu sayede daha ileri seviyede olabilirsiniz. Ama tabii burada şey de var hani sadece fotoğraf değil, fotoğraf işleme kısmı var bir de. İşte Photoshop, Lightroom, burada sürekli şeyler var. Sürekli güncellemeler geliyor, sürekli yeni özellikler geliyor Photoshop'a. Yani bunları biliyor olmanız lazım. Bunları bilmezseniz yine işinizi yaparsınız ama güncelleme geldiğinde belki o işi, mesela seçim işini, işte 15 dakikada yapıyorsunuz ama şimdi tıkladığın zaman çat diye yapıyor seçim işini. Doğal olarak hani sizin 5 saniyeye indiriyor. 15 dakika yerine 5 saniyede yapabiliyorsunuz o işi. Onun için takip etmeniz gerekiyor kesinlikle. Bir de yani fotoğraf işi sonuçta görsel sanat arkadaşlar. Diğer sanat dalları da tüm sanat dalları birbiriyle iç içe. Eğer ki ne kadar hani diğer sanat dallarıyla ilgileniyorsanız fotoğrafta da o kadar hızlı ilerlersiniz. Özellikle görsel sanatlarla. Eğer bir tiyatroya gidiyorsanız, tiyatro izliyorsanız veya film izlerken bile iyi görüntü yönetmenlerinin filmlerini izliyorsanız, oradan fotoğrafları aklınızda "Aa işte bak ne güzel bir fotoğraf karesi" diyebiliyorsanız hani o zaman işte kendinizi daha fazla geliştirmiş olursunuz diye düşünüyorum. Elif'in de söylediği gibi sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz. Sürekli bir şeyler öğreniyorsunuz. Elif hala diyor ki ben kursa gidiyorum, hala eğitim alıyorum vesaire falan. Ben de mesela sınıf derslerinde bunu çok söylüyordum. Sınıf derslerinde öğrencilerim varsa onlar da doğrulayabilirler. Öğrencilere diyordum ki hani ben sizlere bir şeyler anlatacağım. Siz benden öğreneceksiniz. Ben de sizlerden belki bir şeyler öğreneceğim. Yani belki ben size %90 anlatacağım. %95 anlatacağım bildiklerinizin haricinde. Ama belki benim bilmediğim %1, %2'yi de siz bana öğreteceksiniz diyordum. Onun için hani burada karşılıklı öğrenmek sürekli hani var. Ve işte ego manyağı olmamak lazım. Ben biliyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim falan filan dememek lazım. Ben hala hani öyle demiyorum. Neyse çok konuştum. Elif'e bırakıyorum. Yok hocam, olur mu? Şey yani hoca tamamladı benim söylemek istediklerimi. Yani benim şurada kalacağım bir şey kalmadı zaten hocamın konusunda. Gayet güzel anlattı, açıklayıcı bir şekilde. Ben hocam şurada şu an siz konuşurken aynı zamanda çete baktım. Şurada bir soru gördüm. Onu cevaplayabilir miyim? Olur. Ardından Beyza Nur'a söz verelim. Beyza Nur bekliyordu. Tamam sen Beyza. Bir saniye. Onu cevapla, ondan sonra Beyza Nur'a söz verelim. Tamamdır. Burada fiyatlar çok uçuk yazmışsınız. Evet arkadaşlar, bu son dönemler benim de çok dikkatimi çekiyor. Bazı fotoğrafçılar gerçekten kafayı yemiş durumda. Doktor kadar fiyat çekiyorlar hastaya. Bence hadleri olmayarak. Şöyle ki bizim bir skalamız var, bir fiyat dengemiz var. Benden size bir tavsiye, piyasa araştırması yapın. Bizim kulvardaki fotoğrafçıların ne kadara çektiğini öğrenin. Mesela şöyle tamamen hani şey böbürlenmeden söylüyorum, sakın yanlış anlamayın. Şimdi benim mesela fiyat listemi öğrendiğiniz zaman bana yakın fiyat vermeyin. Bana yani benim gibi fiyat vermeyin. Benim fiyatlarımın bir tık altında verin. Çünkü benim de ilk başladığım zaman şu anki fiyatları vermiyordum. Ben de daha düşük fiyatlar veriyordum hastalara. Çünkü benim skalamdaki fotoğrafçıların fiyatları belliydi. Şu an ben hani tamamen biraz daha böyle yükseldiğim için fiyatlarımı da bir tık yükseltmek durumunda kaldım. Çünkü kullanmış olduğum makina, yapmış olduğum albümcü, almış olduğum lens, bunların hepsi artık profesyonel oldu. O yüzden ben de hastaya verdiğim fiyatları yüksek tutmak durumundayım. Ama siz şimdi işe daha yeni başlarken tamamen öğrenmek amaçlı, öğrenirken de ufak tefek kazanmak amaçlı başlayın. Kalkıp da bir doğum çekimine, bir ikinci gün çekimine direkt rank diye böyle bir 1000 liradan başlamayın. Sizi kurtaracak kadar makul fiyatlar verebilirsiniz. Ben arada şey yapıyorum hocam. Yani buradan bir şey olsun. Fiyat araştırması ben de yapıyorum mesela hala. Kim ne kadara çekiyor, kim ne yapıyor? Öğreniyorum zaten. Hastalarım bana genelde
söylüyorlar ama ben de mesela kulağıma gelen işte eğitimlerde arkadaşlarımdan öğrendiklerim korkutucu rakamlar hocam ya, arkadaşlar kendilerini doktor zannediyorlar. O yüzden çok böyle pahalıya kaçmayın. Fiyatta azami olun. Beyza Nur'a tekrar bir söz verelim. Beyza Nur sorusunu sorsun. Sonra Fatma Beyza'ya söz vereceğiz. O da el kaldırmış. Ona geçeceğiz. Ya şimdi bir, yani bu klasikleşmiş bir soru. Hani her meslekte bir ego var. Hani bu ego hani bir insanın bir kişiliğinin önüne geçiyor. Bu egoyu hani düşmemek için hani az önce hocam da söyledi. Hani kendimizi alçaktan mı tutmamız lazım, belirli bir orta seviyeden mi devam etmemiz lazım? Çünkü ben yeni başlayan bir insanım. Bağlı bu. Bence egomuz her zaman yüksek olsun. Değil mi hocam? Yani bu şey demek değil ama mesela hani mesela bizim kurs merkezine gelip de işte ben diğer kurslara da gittim, diğer kurslarla da görüştüm. Niye sizi tercih etmeliyim diyen oluyordu mesela. Diyorum ki lütfen bizi tercih etmeyin diyordum ben. Bizi tercih etmeyin, diğer kurs merkezlerine gidin. Nereyle görüştüyseniz. Oradan eğitim alın, sonra geri bize geleceksiniz zaten diyorum yani. Hani. Çünkü yani adamlar bizim web sitesindeki fotoğrafları çalmışlar. Kendi web sitelerine koymuşlar. İşte evet, biz gezi düzenliyoruz vesaire. Şu an 5 ayrı fotoğraf davam var arkadaşlar. İzinsiz fotoğraf kullanımına dair. Bu ay içeri 4 senedir de dava sürüyor. Bu ay içerisinde karara bağlanacak. Karara bağlanınca da tabii ki yayınlamış olacağım. Hani kim olduklarını vesaireleri falan açıklamış olacağım. Onun haricinde Nihat Karadağ fotoğrafçılık kursu diye adamlar Google'a reklam vermişler ya. Burada ekranda görüntüler var da paylaşırım da ama şimdi dava sonuçlanmadan paylaşamıyorum. Çünkü haklıyken haksız konumuna düşmeyeyim. Ama dava sonuçlandığında ki bilirkişi beni haklı buldu, cezanın ne kadar olacağına da karar verdi. Şu an karara bağlanacak. Yanılmıyorsam 15 Ocak gibi bir tarihteydi diye hatırlıyorum. Yani 3-5 gün sonra cevaplanmış olacak. Yani burada ben dediğim gibi hani ben şey mütevazi olmak lazım. Açık konuşmak lazım. Neyse onu söylemek lazım. Yani mesela atıyorum yeni başladıysanız ben bu işe yeni başladım. Onun için fiyatlarım düşük demek lazım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum demek lazım. Ve hani profesyonelseniz de, profesyonelleştiyseniz de yani kusura bakmayın benim fiyatlarım yüksek. Hani yeni, bu işe yeni başlayan arkadaşların fiyatları düşük olabilir ama benim kullandığım ekipmanlar, benim yaptığım iş, benim bilgi seviyem, benim ortaya çıkartacağım fotoğraf diğer arkadaşlardan daha yüksek seviyede. Hani bunu fotoğraflarımızı inceleyerek görebilirsiniz demek lazım diye düşünüyorum. Evet, çok doğru. Aynen öyle. Fatma Beyza, mikrofonu açabilirsen söz sende. Sonra da Sema Akın'a söz vereceğiz arkadaşlar. Sema bekleme. Merhaba Fatma. Merhabalar. Teşekkür ediyorum bilgilendirmeniz için. Aslında ben doğum fotoğrafçılığı hiç düşünmüyorum çünkü ben de bir sağlıkçıyım. Yani orada ortamların çok stresli olduğunu düşünüyorum. Bir de hani ters de gidebilir her şey. O yüzden onları pek şu an için kaldırabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Ama o ameliyathane ortamında herhalde yok gibi olmanız lazım mı? Kesinlikle. Yani çok sessiz, hiç sizin olduğunuzu fark etmemeleri gerekiyor gibi de böyle... Çok iyi olmak lazım gibi geliyor bana. Evet. Çok zor bence. Bir de kadın fotoğrafçı olmak daha mı avantajlı? Onu soracağım. Yani evet tabii var ki. Var mı böyle çok iyi erkek doğum fotoğrafçıları? Hani yani şöyle, evet çok sevinç ki bir tane öylesine rast geldim. Hatta onu aldılar doğuma, beni almadılar. Burada şapak açtık. Evet, iyi olunca. Yani sizden iyi demek istemiyorum. Yanlış anlamayın. Mesleğini seven biri. Aha, yani şöyle şey, hastanenin anlaşmalı fotoğrafçısıymış. Bayağı önümden yürüdü geçti, doğuma girdi yani. Bilmiyorum ben... Çok güzel. Ben yani bana tuhaf geliyor bir erkeğin doğum fotoğrafçısı olması. Şimdi dün gece benim orada yaşadıklarımı o kadının eşi görmüş olsaydı, yani bilmiyorum ya, o kadının eşi olsaydım eğer, bir erkeğin gelip de benim karımın fotoğraflarını çekmesini istedim herhalde. Ama... Evet işte meslek sevgisi herhalde böyle bir şey gibi geliyor bana, fotoğrafı sevmek. Ya yaparken görmüyorsunuz. Ben de mesela diş hekimiyim. Sadece ağzı görüyorum hani. Evet. Yani hastayı dişlerinden tanıyorum.
Mesela yüzünden değil. Ha şu sağdaki şırık olan diş falan gibi yani. Anlıyor ya. Onun gibi. O yüzden siz de fotoğrafçı olunca büyük bir ihtimalle çektiğiniz o anın iyi bir şey yakaladıysanız öyle hatırlıyorsunuzdur. Evet evet ihtimalle. Kesinlikle öyle. Ya çünkü bir sürü bebek var. Evet. Bir sürü aile var. Hepsini hatırlamamız mümkün değil. Bazı güzel anlar var. Onu unutamıyorsun mesela. Evet. Yani teşekkür ederim. Çok zor olduğunu düşünüyorum. Zor bir fotoğrafçılık dalı olduğunu düşünüyorum. Evet, kolay gelsin diyorum. Yine dinlemeye devam ediyorum. Güzel şeyler not alıyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sema, müsaitsen sesi açabilirsin. Söz sende. Merhaba. Merhaba. Hocam merhaba. Ben Elif Hanım'la çalışmış biri olarak kendimi çok şanslı görüyorum. Ama ben yine de sormak istiyorum. Doğum fotoğrafçılığında web sitesi de referans aralığında ne kadar etkili? Yani olmazsa olmazı mıdır? Bu arada çocuğum da kucağımda, kusura bakmayın. Bu taraftan bana müdahale ediyor. Sorun yok. Tabii ki web sitesi çok önemli çünkü paylaştığımız storyler işte durumun anlık akışını bir süre sonra hani silinip gidiyor ve her şeyi sayfanda paylaşamıyorsun Instagram sayfanda. Bunun için web sitesine aktarabilirsin, işte çektiğin özel anlar sürekli orada kalsın. Bu çok önemli bir referans. İşte aile sana ulaşmadan önce mutlaka profilinde bulunan bağlantıdan web siteni ziyaret etmek istiyor. Yani web site bir yerde profesyonelliğin bir dalı, yani bir basamağı gibi geliyor bana. Aslında şöyle sormak istiyorum hocam. Yani ne kadar süre sonra web sitesini kurdurmalıyız ya da kurmalıyız? Şimdi doğal olarak ben yeni başladığım için biliyorsunuz sizin öğrencinizim zaten. Hemen olmalı mı yoksa belli bir süre beklendikten sonra mı? Yani kendimizi bazı şeylerde kanıtladıktan sonra mı olmalı? Ya web sitesini açabilirsin. Web sitesini açmanın hiçbir sıkıntı yok bence. Senin için ne kadar erken açarsan o kadar iyi diye düşünüyorum ben. Tamam, çok teşekkür ederim. Zevkle dinliyorum bu arada. Tamam. Buğra sormuş. Demiş ki Elif Hocam fotoğraf dışında video çekimi de yapıyor musunuz? Eğer çekiyorsanız doğum çekimleriniz esnasında nasıl bir yolu izliyorsunuz? Video makinem ikisine de uyumlu olduğu için hani fotoğraf da çekiyorum. Video zaten uzun uzadıya çekmenizin bir anlamı yok. Kısa kısa video alıyorum. Daha sonra montajını Final Cut'ta yapıyorum zaten. Onun dışında fotoğraf ağırlıklı çalışıyorum. Şimdi video da çekiyorum. Mesela benim öyle paketlerim var. Mesela büyük paket olarak kendime bir paket koydum. İçinde video çekimi de var. O ikisi birlikte oluyor. Mesela sadece video çekimi var. Orada tamamen video ağırlıklı çalışıyorum. Videonun montajı falan tabii ki onlar da farklı bir eğitim. Onun için de Nihat Hocam size tekrardan uğrayacağım bunun için. Burada da kendimi geliştirmem gerekiyor. Bir tık birkaç bir şey var. Onun için videonun da farklı bir eğitimi var. Nasıl fotoğrafçılığın temel fotoğrafçılık eğitimi varsa videonun da farklı bir eğitimi var. Yani basit videolar değil de daha profesyonel olma yolunda işte yapıyoruz bir şeyler. Şimdi soru sormak isteyen arkadaşlar el kaldırabilir. Beyza Nur tekrar el kaldırmış galiba. Ona artık şeyin sonunda, yayının sonunda söz verelim tekrar. Aysun sormuş. Elif Hocam sizin stüdyonuz var mı? Yoksa sadece hastane çekimine mi gidiyorsunuz? Bir de bu işin yasal prosedürü nedir? Vergilendirme, şirket kurma vesaire nasıl bir yol izlediniz? Zaten hastaneyle anlaşmalı olabilmeniz için vergi levhanızın olması gerekiyor. O yüzden vergi açılışı şart. Evet, devlet böyle bir hak veriyor hobi dalında özellikle kadın girişimcilere. İşte muafiyet veriyor 2 sene kadar sanırım. Ama ben vergimi açtım çünkü hastane benden istemişti. Zaten daha öncesinde açmıştım stüdyom olduğu için. Beşiktaş'ta arkadaşımla ortak işlettiğimiz bir stüdyomuz vardı. Ama benim daha çok hastalarım, yani müşterilerim karşı Avrupa Anadolu yakasında olmuş olduğu için ben orayı kapattım. Şimdi Ataşehir tarafından bir stüdyo açmayı düşünüyorum. Geçici olarak da Rahime Gün'ün stüdyosunu kullanıyorum. Şu an benim hastalarım orada çekimlerini yapıyorlar. Hamilelik vesaire. O şekilde. Ümmü Gülsüm sormuş. Devlet hastaneleri izin veriyor mu çekim için diye? Vermiyor arkadaşlar. O doğumları almayın. Şöyle söyleyeyim, evet. Devlet hastanesinde eğer ki ekibi tanıyorsanız, doğumhanenin içerisine girecek ekibi, o zaman girebilirsiniz arkadaşlar. Yani doktorun tanıdığıysanız işte, ama tabii ki şey, hani kendi eş dost akrabanızı çekmek için, yani hani müşteri anlamında oraya gidip ticari bir iş yapamazsınız. Ama atıyorum orada işte doğum yapacak olan bir tanıdığınız var ve oradaki işte hani doktoru tanıyorsunuz veya orada doğum yapacak olan kişi o doktoru tanıyor. O zaman hani belki izin alabilirsiniz. Hocam ama... yok, yok, çok katılar o konuda. Hiç asla kesinlikle giremiyorsun. Yani ben kaç senedir bu işteyim ama giremedim. Ben girip çekim yaptım, onun için söylüyorum.
siz yaparsanız hocam sizin giremediğiniz yer olamaz diye düşünüyorum. Evren geniş olduğu için hani ben şey doğum fotoğrafçılığını tabii ki ticari olarak yapmadım arkadaşlar. Yine hani eş dost akraba çekim hani ya işte sen çeker misin dediklerinde çekmişliğim var yani. 4 ya da 5 tane doğuma girdim. İlk doğuma girdiğimde de arkadaşlar ben kan gördüğüm zaman bayılıyorum. Yani doğuma girdiğim zaman işte ben bekliyorum bir köşede hani başlayacaklar diye. Kadını uyuttular. Uyutur uyutmaz anestezi uzmanı şey dedi. Evet başlayabilirsiniz dedi. Çat diye üstüne yeşil örtüyü bir aldılar. Tendir diyotu sürmeye başladılar. Böyle kan gibi yani karnının olduğu bölge. Benim tansiyon düştü. Ben direkt böyle arkaya doğru döndüm falan. Neyse sonra böyle hani sesleri falan dinliyorum. Hani gözüm başka yerde. Ondan sonra tekrar dönüp hani çekmeye başlamıştım. Zor hocam zor gerçekten. Ama işte tansiyonum gitmişti yani. Kan gördüğüm zaman bayılan bir insan olarak. Merve yazmış. Genelde anestezi uzmanları sıkıntı çıkartıyorlar da. Çıkartabilirler. Orada hani onlar uyandırıp onlar kaldırdığı için aslında onlar uyutup tekrar hayata döndürdükleri için öldürüp tekrar hayata uyandırıyor. Orada kontrol onlarda diyebiliriz yani. Evet. Benim de yine bir anestezi uzmanından dolayı doğuma giremediğim olmuştu yani. Böyle bir sıkıntı olmuştu. Gizem Hanım sormuş. Şimdi bu arada atlaya atlaya gidiyorum arkadaşlar. Yeni doğan stüdyo çekiminde bebek 15 günlük falanken çekim yapılması gerekli diye duydum. Bazı fotoğrafçılardan bu konuda sizin görüşlerinizi merak ediyorum Elif Hanım demiş. Evet arkadaşlar 4-15 gün arasındaki çekim çok önemli. Hatta 15'e bile kalmasınız daha iyi. 13'te işte 4-13 gün arası daha ideal olan zaman dilimi. Onun nedeni de şu 15 günü açtıktan sonra anne sütü tamamen yağlı ve ağır gelmeye başlar bebeğe. Bu da bebekte kolikliğe sebep olabilir. Gaz sancıları artabilir. Gaz sancısı olan bebekten de verimli pozlar almayı bekleyemeyiz. Çünkü bizi de zorlar, aileyi de zorlar. O yüzden bebeğin gaz sancıları başlamadan, bebek daha anne karnındaki hacmini kaybetmeden, çünkü yeni doğan bebek ilk 15 gün içinde hala kendini anne karnında zanneder. Zaten pozlandırmalarımıza dikkat ederseniz genelde böyle celin pozisyonunda çok rahatlıkla kullanabiliriz bebeği. İşte eller şu pozdayken çok rahatlıkla kullanabiliriz. O yüzden daha uysal oldukları için o 0-15 gün çok önemli bizim için. Arkadaşlar yaklaşık 1 saat 15 dakikadır yayındayız. Ve şu an 46 tane mesaj var daha görmediğim. Ve birkaç tane atlayarak gidiyorum. Onun için hani son 5-6 tane daha soru alacağız. El kaldıran arkadaşlar olurlarsa yeni arkadaşlardan onların sorularını öncelik verelim. Ve atlayarak gideceğim hani seçeceğim aralarından bir an önce hani sona ulaşalım diye 15 dakika sonra da yayını kapatmış olacağım bilginiz olsun. Sterillik demişken Melike sormuş. Sterillik demişken tripod kullanıyor musunuz? Ameliyathanede kullanmanıza izin veriyorlar mı? Bir de Caner sormuş. İçeriye alınan ameliyathane içerisine soktuğunuz işte ekipmanların sterilizasyonu nasıl sağlanıyor diye sormuş. Yani içeri soktuğumuz ekipmanın sterilize durumu gibi bir durumu yok arkadaşlar. Onu kimse sorgulamıyor içeride. Ama içeride tripod falan onları tabii ki sokamıyorsunuz. Ve içeriye sadece makineyle giriyorsunuz. Makine de sizin elinizde. Onu hiçbir yere dokunduramazsınız. Özellikle steril bölgeler var. Oralara zaten giremezsiniz. Hani elleyemezsiniz, dokunamazsınız. Sizin belli bir açı ve belli bir uzaklığınız var. Oradan çekim yapıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk sormuş, merhaba taze bir bebek fotoğrafçısıyım. Albüm için ISO değerleri kaç olmalı diye sormuş. Ve bir de reklam yapma konusunda az önce anlattıklarınızı yaptım. Şu an müşterim çok çok az. Ek olarak ne yapmalıyım teşekkürler diye sormuş. Albüm için ISO değeri diye bir şey olamaz arkadaşlar. Albüm farklı, ISO değeri farklı bir şey. Yani işte reklam bölümünde az önce dediğim gibi hamile kitleye ulaşmanız lazım. Bunun için de hamile sayfalarına mesaj atabilirsiniz. Hamile sayfalarıyla çekiliş yapabilirsiniz. Bu onların hoşuna gider. Veya hamile çekim, yani hamile, yeni doğan ya da doğum çekimlerine çevrenizden başlayın. Ben çevremden başlamıştım. Böyle Instagram sayfanızı doldurmak için ilk önce elinizdeki kaynakları kullanın. Eş, dost, akraba, hamile kim varsa ücretsiz çekin. Elif Hanım en fazla sevdiği birkaç tane fotoğrafı burada gösterebilir mi demiş ama şöyle bir şey yapalım. Bunu şeye koyacağız arkadaşlar YouTube'a. O YouTube'a koyduğumuzda da altına Elif'in birkaç tane fotoğrafının linkini ekleyelim. O fotoğrafları da Elif belirlemiş olsun. Tamam. YouTube'dan baktığınız zaman da onu görebilirsiniz. Tamam. Şu an bile yayına katılan arkadaşlarımız var, onları ekliyorum. Sona geldik artık ama.
İlayda sormuş, fotoğraf çekimleri ne kadar sürüyor? Bir de doğum fotoğrafçılığı seçerken nelere dikkat etme? Doğum fotoğrafçılığı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu tam anlamadım ama. Fotoğraf çekimleri ne kadar sürüyor? Aslında bunu cevaplamıştık. Hani onun için bunu geçebiliriz. Buğra sormuş. Buğra demiş ki, hocam peki müşterilerde hangisi için talep daha fazla oluyor? Benim aram pek fotoğraf ile iyi değil. O nedenle genelde klip çalışıyorum demiş. Hani klip çekimi mi, fotoğraf çekimi mi? Bunu da az önce söylemiştim aslında. İkisinin de alanı farklı. Fotoğraf çekimi, ya klip düzenlerken çok zevkli. Yani inanılmaz zevkli bir video hazırlamak. Ama benim gönlüm her zaman fotoğraftan yana. Evet, Gülbahar'a söz verelim arkadaşlar tekrar. Gülbahar, mikrofonu açabilirsen. Hocam, Elif hocamızın söylediği fotoğraf makinesinden şu an çok duyuyorum. Ben de çok Instagram üzerinden. Diğer profesyonel olan doğum fotoğrafçılığı tanımadıklarımda mesaj atıyorum bayanlarla. Neler yapıyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz? Onlar da beni bu konu bilgilendiriyor ama benim şu an fotoğraf makineyi değiştirmem gerekiyor. Biraz da fiyatlar çok yüksek. İkinci el almak istiyorum. İkinci el alırken de nelere dikkat etmeliyim? Buna dair bir videomuz var arkadaşlar YouTube kanalımızda. İkinci el fotoğraf makinesi alırken neye dikkat etmek lazım diye. Orada Tolga Aras arkadaşımız var. Tolga Aras ikinci el fotoğraf makinesi satışı yapıyor. Aynı zamanda tamircisi, fotoğraf makinesi tamircisi. Hani bu işin uzmanı o. Ondan dinlemek lazım. Mesela birisi bana gelip makineyi gösterecek olsa ben kozmetik olarak makineye bakabilirim. Hani bunun bir şey söyleyemem. Ama o hani netleme noktalarına, netlemelerini doğru yapıp yapmadığına, fokusunun doğru olup olmadığına, back focus, front focus yapıp yapmadığına birçok şeyine bakıyor. Pil ömrünün hani kaç seviyede olduğuna, hani bunlara bakıyor. Onun için bilen birisi üzerinden bu sorunun cevaplanması daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Bir teşekkür. De hani ekipmanınızı, bence öncelikle ekipmanınızın hakkını verin. Ekipmanınızın hakkını verdikten sonra tamam artık bu makine bana yetmiyor dediğinizde başka bir makineye geçersiniz. Yoksa hani şu an yeni başlayan birisi için gidip en pahalı fotoğraf makinesini de alsak zaten kullanmayı bilmiyorsunuz. Zaten fotoğrafın mantığını bilmiyorsunuz. Onu aldığınızda da hani zorlanacaksınız yani. Hani kademe kademe gidin yani. Ama şunu da unutmayın. Genellikle şey yapıyorlar hani. Parayı bulduğumuz zaman bir makine alıyoruz. Önünde basit, yani deyim yerindeyse hani dandik bir tane objektif var. Böyle kit lens dediğimiz 18-55 gibi. Veya 18-135 gibi. Sonra parayı bulunca daha üstün bir makineye geçiyoruz. Üst modele. Ama yine önünde aynı kit objektif var. Yani objektif gerçekten çok çok önemli. En az makine kadar önemli. Onun için hani makineyi değiştirmek yerine, makineniz yeterli bir makineyse önüne daha kaliteli bir objektif almanızda daha fayda var arkadaşlar. Renkler, kontrast, doygunluk, hani bunları, keskinliği etkileyen şey yine objektif. Onun için objektifi de göz ardı etmemek gerekiyor. Unutmayın diye dipnot düşeyim. Gülbahar, teşekkür ediyoruz. Ümmü Gülsüm, sesi açabilirsen tekrar sana söz verebiliriz. Soru sormak isteyen arkadaşımız varsa da el kaldırabilir ya da chat bölümüne yazabilir. Son bir iki tane daha soruyu cevaplayıp sonra kapatacağız arkadaşlar. Hocam merhabalar. Merhaba. Şey demişti. Benim müşterilerim paylaşmamı istemiyorlar. Muhafazakar kesim oldukları için. Birçok kişi nazar değer muhabbetleri oluyor ve paylaşamıyorum. Çocukları da. Bunun için ne önerirsiniz? Akrabaları söylemişsiniz. Akrabalarda da genellikle çok şey bekledikleri için olumsuz yorum yapıyorlar falan. Bunun için ne önerirsiniz? Ne gibi cevaplar verebiliriz? Onu soracaktım. Yani şöyle, evet, o kesimle de çalışıyoruz maalesef. Ama hani herkes çocuğunu paylaşmak zorunda, paylaştırmak zorunda değil. Eğer çocuğunun yüzünü paylaştırmasın, yani paylaşmanı istemiyorsa sen de detay çekim yap, makro çekim yap. İşte bebeğin elini ayağını çek. Hani en azından elinde birkaç görsel olsun. Elini ayağını çek, o şekilde paylaş. Ama yüzünü paylaşmanı istemiyorsa paylaşma. Çünkü onların size ileride dava açma hakları var. Bence hiç o işlere girme. Çevremde de eğer ki paylaşmanı istemeyen biri varsa zaten gidip de onu boşu boşuna çekmenin bir anlamı yok. Gerçi yeni başlayan kişi için en azından elinin ayarı hızlanır. Yani ama paylaşım konusunda benim de maalesef çok başıma geliyor. Eğer öyle bir durum olursa dediğim gibi bebeğin elini çek, ayağını çek, işte arkadan kafasını çek. Bu tarz çekimler yap. Hocam müşteriler beğenirken akrabaları çektiğimiz zaman, ücretsiz çektiğimizde beklentileri olduğu için olumsuz yorum yapıyorlar ya, ama müşteriler bunu çok beğeniyor müşteri alanında.
Ama akrabalarımda olumsuz yorumlar çok geliyor. O yüzden buna karşı ne diyebilirim? Nasıl cevaplar verebilirim? Yani eğer akrabaların olumsuz yorum yapıyorsa onlar nankördür demektir. Yani ne diyebiliriz? Hem gidiyorsun orada ona çekim yapıyorsun, hem teslim ediyorsun. Yani hala laf yapıyorsa gitsin o zaman parayla çektirsin. Ne diyelim ki? Aynen öyle. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buket sormuş. Fotoğrafların ışık ayarları standart mı yoksa her gittiği yerde değişiyor mu acaba? Tabii ki standart değil arkadaşlar. Şimdi benim arkamdaki oda sapsarı bir oda. Şimdi ben bu odanın ışığını ayarlayıp kalkıp salonda bu odada çektiğim fotoğrafın aynısını çekemem. Her yerde ışık farklı. Hatta öyle farklı ki size şöyle göstereyim. Makinamda içeride. Yani şurayı çektiğim ışıkla şurayı çektiğim ışık bile bir değil. Ben buradan burayı çekerken artık kodlamışım kafama. Biliyorum ki buranın ışığının ayarını, işte ISO veya enstantane değerini. Ya zaten bir süre gelecek, şöyle olacaksınız. Makineye bakmadan ışığın seviyesini gözünüzle göreceksiniz. Yani buranın ışığı bunu kaldırır diyeceksiniz. İşte burası 100 enstantane diyeceksin. Buraya bakacaksın çok karanlık. Burayı düşüreceksin. Belki de elin titremeden 60'a diyaframını düşüreceksin. ISO'nu bir tık gerekiyorsa arttıracaksın. Ama onun için sabit bir bizim meslekte şu soru yok. Bakın ben bunu Instagram'dan çok fazla cevapladım. İşte siz bu fotoğrafı çektiniz, işte kaç ayarda çektiniz? Şimdi o anki ayarla benim Photoshop'ta yaptığım ayar bir değil. İkincisi de bizim işte sabit ayar diye bir şey yok. Yani şurayı ben atıyorum 100 ile çekmişimdir, 100 enstantaneyle çekmişimdir. Ama dediğim gibi az ilerlemişimdir, orada enstantaneyi arttırmak zorunda kalmışımdır. Diyaframı düşürmek zorunda kalmışımdır. O yüzden kaçla çektiğiniz sorusu aslında gelmemeli. O ışığa bakıp onu kendiniz karar vermelisiniz. Arkadaşlar bitiriyoruz. Son iki soru var. Onları yanıtlayayım. Serdar Bey sormuş. Müşterilerinize bir sözleşme imzalatıyor musunuz? Evet, imzalatıyorsunuz arkadaşlar. Hem kendi haklarınızı hem onların haklarını korumak için, karşılıklı olarak iki tarafın da haklarını korumak için ve ne olduğunu, neyi yani bu hizmet karşılığında neyi alacağını bilmesi açısından imzalamanız gerekiyor. Mesela albümsüz çekim istedi ama sonra ya bunda albüm dahil değil miydi fiyatın içerisinde diyebilir gibi. Onun için ne aldıysa, hangi paketi aldıysa onun ayrıntılarının yazdığı ve karşılık olarak birbirinizin haklarını güvence altına aldığınız bir sözleşme imzalamanız gerekiyor. Bilgen sormuş, farklı illere kurs merkezinize fotoplayın şubesini açmayı düşünüyor musunuz diye. Arkadaşlar pandemi nedeniyle şu an düşünemiyoruz. Yani pandemi geçtikten sonra olabilir. Özellikle yeni web sitemiz fotoğrafçıkursu.com üzerinden 81 ilden de arkadaşlarımız bize ulaşıyorlar ve çok fazla hani talep var. İnşallah olur. Hani temsilcilikler vesaire şubeler açabiliriz. Ama şu an pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapamıyoruz. Onun için ekstra bir masrafa da, şube için kira masrafına da gerek yok diye düşünüyorum. Ankara'da, Bursa'da ve İzmir'i açmayı düşünüyorduk. Hani bunları kapattık. Kadıköy'dekini kapattık. Kadıköy'e şimdi tekrar bir tane ufak açmayı düşünüyorum. Özel ders vesaire vermeyi düşünüyoruz ama bakalım. Yani zamanını gösterecek ama pandeminin hani birkaç ay daha süreceğini düşünüyorum ben. Beklemedeyiz. Şimdi bir şey rica edeceğim arkadaşlar. Herkesin sesini açıyorum bu arada. Sesli bir şekilde teşekkür etmek isteyen olursa teşekkür edebilirler. Aynı zamanda kameralarınızı açabilirseniz arkadaşlar sevinirim. Bir ekran görüntüsü alalım. Ekran görüntüsünü çekerek sosyal medya hesaplarımızda yayınlayalım. Kameralarınızı açabilirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi iki ayrı sayfa gözüküyor bende. Toplam sayımız 45'e kadar düşmüş. Daha önce 60-65'e kadar çıkmıştı yayın esnasında. Demek ki ayrılanlar oldu arkadaşlar. Kimler kaçtı onları göreceğiz. Arkadaşlar kımıldamamanızı istemiyorum. Eller havaya el sallıyormuş gibi yapalım. Ve ben o esnada iki kez sizi durduracağım. Kımıldamıyorsunuz. Aldım. Teşekkürler. Birinci görüntüyü alıyorum arkadaşlar. Birinci görüntüyü aldım. Şimdi ikinci görüntüye geçtim. Yine eller havada arkadaşlar. Evet, ikinci görüntüyü de aldım arkadaşlar. Bunu da Ağzım sosyal artık. medya hesabımızdan yayınlamış olalım. Yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz Kendinize teşekkür iyi ederiz. bakın. Biz de teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Rehabilir hocamız konuk olacak. Türkiye'nin fotoğraf duayenlerinden kendisi. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şu an o etkinliğe henüz web sitesine girmedik. Muhtemelen bir iki gün sonra girmiş olacağız.
Etkinliğe öncelikli olarak mobil uygulamamızı indiren arkadaşlar kayıt oluyorlar. Bilginiz olsun. Mobil uygulamamızı indirin. Photoplay fotoğrafçılık kursu diye. Oradan bildirim geliyor size etkinlikler hakkında. O etkinlikler sayesinde de kişi kontenjan sınırına takılmadan kayıt yapabilirsiniz. Elif'e tekrardan teşekkür ediyorum. Elif, teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah. Görüşürüz tekrardan inşallah. Tamam. İyi günler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Dur.